Merhabalar, sağ olun, teşekkür ederiz. Nasıl işleriniz? İşlerimiz biraz düşük. Bütün başkan adayı yanınızda. Evet, başkanımız hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Allah utandırmasın. Amin. Bütün projelerinizi inceledim ben, vermiş olduğunuz broşürde. Projeleriniz çok güzel, tam anlamıyla bizim sorunlarımıza, sektörümüzün bütün sorunlarını teker teker ele almışsınız. İnşallah hayırlısı olur hakkınızda. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Vallahi hani derler ya, İstanbul'u çözdüğümüz zaman hayatı çözeceğiz. Bilmiyoruz bu da neden kaynaklı ama taksicilerimize sorduğumuz zaman zamlardan deniliyormuş. Yine bunun en güzel cevabını taksici arkadaşımız verebilir, taksici abimiz verebilir. Seçimlere çok az bir süre kaldı. Siz adaysınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz seçimleri, seçim çalışmalarınızı? Anlatır mısınız? Şimdi taksicilerimizde değişim saati vardır. Bizim de başkanlarımızda değişim zamanı olacak. Allah nasip ederse 16 Ocak'ta değişim zamanı diyoruz. Bir kadın eli değecek nasip olursa taksi sektörüne. Bütün herkesi oraya davet ediyoruz. Lütfen bana ne demesinler. Herkes gelsinler. Taraf oldukları başkan adaylarına oylarını kullansınlar. Ama hadi bir değişiklik yapalım. Bir ilke imza atalım. Bir kadın esin diyoruz bu sektöre. Zaten odada da sizin de bildiğiniz gibi son iki dönemde görevdeydik. Ne olduğunu biliyoruz. Nelere ihtiyacı olduğunu bildiğimiz için ona göre projelerimizi hazırladık. Evet, oda demişken Ahmet Arman Dal'ın açıklamalarını dinledik. Hep beraber dinledik. Siz ne söylemek istersiniz? Sevgili Ahmet Harmandar, evet, durdu. Son bir ay kala dedi ki bomba patlatacağım dedi. Kendisiyle birebir ben telefonda da görüştüm. Bomba haberlerim var demişti. Ben de diyorum ki şimdi o kadar durdun. Aşağı yukarı 4 yıl bekledin. Şimdi bazı yanlışları dile getirmek aklına getirdi. Madem babanıza para veriyordunuz ve buna da şahit oluyordun. En başından beri biliyordun. Ya başkan, niye haksız yere birilerine maaş veriyoruz diye neden dile getirmedin? Neden en başında hayır demedin bu işe de durdun seçimi bekledin? Bazı şeyleri %50 doğrudur, bazıları da bana pek inandırıcı gelmiyor. Çünkü o çorbada kendisinin de tuzu vardı, imza yetkisi ve hakkı vardı. Kendisi bir yönetim kuruluydu. 9 ortaklı 9 ve 12 ortaklı dedi zannedersem. Doğru mudur? Siz genel müdürlük yaptınız. Konuyla ilgili sizin de isminiz zikredildi orada. Ne söylemek istersiniz? Şimdi sevgili Ali Bey, ben zaten plaka hissesi alacaktım ama bu şekilde nasip oldu. Yine söylüyorum. Orada hiç kimse, bakın bu cümlelerimin altını çize çize söylüyorum. Sayın Oda Başkanı plaka alıyor ve ortaklı bir şekilde de zaten herkes biliyor. Alenen aşikar. Ama sonra UKM'de bu dile geldiği zaman benim diyor bu iki plakadan haberim yok. Bizatihi kendisinin haberi var. Beni artık bu kefeye koymalarını istemiyorum. Çünkü ben hissemin hakkını vermişim ve plakamı almışım. Öyle ya da böyle. Demek ki Allah bu şekilde nasip etti. Ama ben aynı kategoriye girmiyorum. Neden? Ben hissemin bedelini vermişim. Senet imzalayanlar düşünsün. Başkan adayı olduktan sonra gündeme mi getiriyorlar? Yıpratmak için mi bunu yapıyorlar? Şimdi bunlar olağan şeyler. Yani şimdi kalkıp da muhalif taraf beni evet ya tebrik ediyorum falan diyemez. Nereden bir zayıf bir şey bulacak? Nereden iftira atacak? Vesaire. Bunlarla ilgilenmesi lazım. Zaten kalkıp da tebrik etmesi medeni bir cesarettir. Kültür olduğunu gösterir. Bu kültüre sahip olanlar da var başkan adaylarımızın arasında ama bazıları da çok çirkinleşebiliyor bazen. Hiç sorun değil. Yıpranmadık. Biliyorsunuz 9 gün kaldı. Biz bunu buraya kadar getirdik. Bundan sonrasını çok güzel bir şekilde götüreceğiz. Evet, o da demişken, iftira demişken bir de şöyle bir şey var. Taksimetre ayar konusunda biliyorsunuz geçen yıllarda pandemi dönemi yaşanmıştı. Esnafın en yok günde 700 TL'ye yakın taksimetre ayar konusunda ayar ücreti alınmıştı. Taksimetre ayar konusunda geçen seferki zamlarda da işte 700 lira falan bir meblağ alındığında başkan dedi ki mevcut başkan işte şikayet ettik belirli yerlere, mercilere, ilgili mercilere. Fakat herkes o meblağı ödedi. Yani oyalama taktikleri. Şimdi de yine şikayet, yine oyalama taktiği ama bu vatandaşımız yine o meblağları ödüyor. Değişen bir şey ne oldu. Ne kadar ödemişti? 1250. 1250 TL. Siz bunu normal buldunuz mu? Kesinlikle normal değil. Ben geçen seferki bedeli de normal bulmadım. Hele de pandemiden çıkmış bir sektörden 700 TL nasıl alınabilir? Vicdansızlık bu. Evet.
iki plaka teklifi edilmiş diye bir duyum aldım ben. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar gerçek veyahut da yalan bilmiyoruz ama bunu da zaten çok fazla sürmez. Birkaç güne kadar bunun da kokusu çıkar. Bilmiyorum herhalde yönetim kaybedeceğiz deyip son anda bir vurgun mu bilmiyorum artık hangi akla hizmet ediyorlar ama gerek yok, bekleyelim görelim. Özür diliyorum, aplikasyon mevzusu var. O aplikasyona nasıl bir sözleşme hazırlandı veyahut da bedeli nerelerden karşılandı? Daha önceki yönetimin yapmış olduğu yolsuzlukların tabii ki önüne geçmeye çalışacağız, müdahale edeceğiz. Ne söylemek isterim? Ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Şimdi biz sektörün... Şöyle aşağı alabilir miyiz sizi? Yok, aşağıya almayın ki şurayı ilerlediğinden... Çok özür dilerim. Açabilir miyim? Onu sonra okuyacağım. Şu anda okursak tek tek uzun sürer. Sizin sorunuzun cevabı burada olduğu için açmak istedim. Şimdi biz sektörün içindeyiz. Evet. Herkesten laneti yiyen biziz, küfürü yiyen biziz. Evet. Taksiciler üzerinde bir algı var son dönemde, değil mi? Evet. Şimdi herkes bizim üstümüzde. Sizi tanıyor mu? Tanımıyor. Yani yoldaki müşteri sizi tanımıyor mu? Tanımıyor. Araç sahibini tanıyor mu? Tanımıyor. Beni tanıyor. Ve bana küfür ediyor ve bana saldırıyor. Niye almıyorsun? Ben 24 saat aralıksız çalışabilir miyim? Çalışamam. Haliyle bir değişim var. Vay efendim, değişim saati niye bu saat? Yani herkesin işi ne zamansa o zaman sıkışıyor. Sıkıştığı zaman da isyan ediyor. Şimdi uzun. Mevzular uzun. Evet, evet. Şimdi... Biz sektörün içindeyiz ama seçme ve seçilme hakkımız yok. Siz şimdi burada, evet, siz taksinin yanında ne kadar konuşsanız boş. Çünkü sizin konuşacağınız kesim plaka sahipleri. Size oy verecek olanlar plaka sahipleri. Ben verebilecek miyim? Siz hakkı alabilir miyim? Estağfurullah. Efendim, sembolümde... Tamam, benim... sembolleri geçelim. Çok özür dilerim. Yok, geçmeyelim. Bu şekilde ifade edebiliriz biz kendimizi. Ben sadece burada plaka sahipleri diyerekten de hareket edebilirim. Ama hem plaka sahipleri hem de şoför abilerim, kardeşlerim için de çok güzel projelerim var. Sizin sorduğunuz, aynen okuyun lütfen. Sizin sorduğunuz sorunun cevabı yazılı olarak elinize ben teslim ettim. Ha, gün gelir kazanırsak, hayırlısıyla olmazsa, de ki Zeynep buraya mektup mu yazdın, ne yazdın, bunlar niye gerçekleşmiyor diye çok rahat bir şekilde gelip odada hesabını sorabilirsin. Sorarım. Seçme hakkın yok ama hesap sorma hakkın her daim var. Yani seçme hakkım yoksa hesabı sorsam ne olur ki? Hepsi boşa gider. Ben bana kafasını çevirirler. Değil, bilmediğimiz değil, şey değil. Değil, abi, değil. Bilmediğimiz şey değil. Evet, ben söyleyeyim. Şoför esnaf odası başkanından ne yapmasını beklersin? Diyelim ki başkanlığı kazandı, başkan adayı şu an. Yazmış zaten yapacak gördüm. Evet. Muhtemelen siz bugüne kadar sahip... gördü. Ha, ben ne istiyorum? Sen bugüne kadar sahipsiz miydiniz? Elbette ki sahipsiziz. Hala sahipsiz. Kim sahip çıkıyor ki? Yani şimdi televizyonda bir algı yapılıyor. Taksiciler almıyor. Almayacaksa niye çıksın? Niye burada sıra beklesin? Ekmek parası için çıkıyor değil mi? Elbette ki alacak. Ama... Saat 3'te arabayı değişeceği zaman, tamam mı? 3'te arabayı değişecek adam 1.5'te işi kesiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, siz... Şimdi bana diyor ki, Nişantaşı'na niye girmiyorsun? Nişantaşı'nda trafiği açsın gireyim. Şimdi öğretmen öğretmediği şeyi isteyebilir mi öğrenciden sınavda? İsteyemez. Trafiği açsın, oradaki şoförlü makam araçlarını kaldırsın. Kalk buradan desin. Sütçüyü, yoğurtçuyu... Biracıyı, şıracıyı 24 saat servis yaptırıyor. Kafasına göre park ediyorlar. Eziyeti kim çekiyor? Ben çekiyorum. Ben zamanla yarışıyorum. Ben... Çok teşekkür ediyorum. Peki. Şu arkadaşa da bir mikrofon uzatalım. En önemli şey, en önemli şey. En sona sakladım. Az solistler en son çıkar. Biz havalimanından yolcu alamıyoruz. Havalimanı buradan nasıl alıyor? Niye alamıyoruz havalimanından? Biz İstanbul sınırları dahilinde her yerden iş alabilecek taksiyiz değil mi? Plakamız ona uygun. Orası il sınırlar içine girmiyormuş. Ne alaka ya? Ne demek ki? Hangi ile bağlı? Allah aşkına ya. Arnavutköy hangi ile bağlı? Ben de onu merak ettim. Bu işleri kimi kandırıyorlar ya? Herkesi kendileri gibi aptal zannetmesinler. Sadece başkanın arabası orada, havalimanında. Evet. Araçları elbette orada. Anladınız mı? Evet. Başkan demiş ya, bu iddia da var. Şimdi bunu da açmadan olmaz. Evet, başkanın arabası havalimanında, evet, ama diğer taksiler havalimanına girip böyle bir isyan da var. Bunu açıklar mısınız? Neden düzeltilmiyor çok merak ediyorum gerçekten. Ama söz veriyorum, isminizi bağışlar mısınız? Mustafa. Mustafa Bey. Evet.
Allah nasip ederse gerçekten bu soru bize çok geliyor. Ben de bu konunun üzerine eğileceğim. Yani neden havalimanından yolcu alamıyoruz diye merak ediyorum. Enteresan. Daha önceki başkanlık yapmış beyefendinin aracı da orada, şu anda da aday ve şu an mevcut olan başkan da aracı orada çalışıyor. Ve niye bunun üzerine durulmuyor? Neden bir açıklama yapılmıyor mantıklı bir şekilde? Ben de merak ediyorum. Bizim kimseyi almamak gibi bir niyetimiz yok. Anladın mı? Trafik çözülürse daha çabuk. Günde bir kişi alacağımıza 4 kişi alırız. 10 kişi alacağımıza 30 kişi alırız. Hani trafik hep bize suçu yüklemesinler. Yanlış yapan arkadaşlar varsa onlar da cezalandırılsın. Ama içinde öbür müşteri niye almıyorsun? Biz de evimize gideceğiz. Yolun karşısından bağırıyor. Kötü sözler söylüyor. Hangisiyle biz tartışacağız ya da derdimizi anlatacağız? Evimize gidemeyecek miyiz işimiz bittiğinde? Umarım muzaffer olurlar. İyi şeyler getirirler. Hem taksi camiasına hem İstanbul halkına. Bir hanım eli değer, her şey daha güzel olur diye düşünüyorum. Sorunlarımız çok. Şimdi belli başlılar aklıma geldi. Ama ben de edindim, birkaç broşür verdiler. Göz attım. Hakikaten sorunlarımızı biliyor. Ve çözüm konusunda da ısrarlı olduğunu, istekli olduğunu, heyecanlı olduğunu görüyorum. Allah yardım etsin, yolunu açık etsin, muvaffak eylesin diyorum. 1250 TL taksi esnafının cebinden alındı. Evet, yani yine söylüyoruz, haksız bir kazanç, haksız bir gelir. Bilmiyorum vebalini nasıl ödeyecekler. Belki bir plaka ya da iki plaka. Aslında az önce değindiniz, iki plaka duyumu vardı. O bana da geldi, o söylenti. Bakalım dedim, hayırlısı. Gerçi odada da kimse kalmadı ki, kimin üstüne yapacaklar yani. Herkesin plakası var yani. Yetkililer, buradan Cumhuriyet Savcılarına seslenelim. Cumhuriyet Savcıları, kaçakçılık organize suçları. Bunlar hakkında siz dilekçe yazmayı düşünüyor musunuz soruşturulması için? Şimdi şöyle bir şey var, siz soruyu sorarken benim aklıma da şu geldi, artık ortaklı plaka olayı yok. Herhalde şahıs üstüne yaparlar diye düşünüyorum. Bu olay daha yok yani, çok ortaklı bir plaka olmayacak. Ya şöyle bir şey var. Rüşvetin belgesi mi olur diyorlar, onun için? Onu ispatlamak lazım, onu belgelemek lazım. Yani gelişine güzel, sadece feryat ederiz, açtığımızda kalırız. Bu yolsuzluğun üzerine gidecek misiniz? Şöyle söyleyelim, 16 Ocak'ta seçilirsek az önce de ifade ettiğim gibi odada inceleriz bazı şeyleri. Varsa yolsuzluklar seve seve davamızı da açarız, şikayetçi de oluruz. Yani peşini bırakmayacaksınız? Asla, asla. Ben de sizi takip edeceğim. Her zaman lütfen. Evet, nasıl oldu bu iş? Müşteriler taksi beklerdi, şimdi taksiler sıraya girdi, müşteri bekliyor. Şimdi öncelikle İstanbul'da taksilerin... Müşterilerin taksi beklemesinin nedeni pandemiydi. Pandemi sürecinde insanlar toplu taşıma araçlarını kullanmayıp taksi kullanmaya yönlendiler. Turist fazlalığı vardı. Şirketler servisleri iptal edip yolcuların, yani çalışanlarını taksiyle taşımayı hesapladılar. Bu hesapların hepsi bir araya gelince de İstanbul'a İstanbul taksisi yetmedi. Şimdi pandemi süreci tekrar başlayıp şirketler evden çalışmaya tam yönelince turist sayısı biraz azaldı. Taksiye de zam geldi. Zaten ekonomik kriz de belli. Şu anda İstanbul'da taksiler fazla gelmeye başladı. Trafik durumu ne durumda? Trafik durumu yılbaşı akşamından bu yana %30'lara düştü. Kesinlikle trafik yok. Artık ya insanlar benzine gelen zamdan dolayı dışarı çıkmıyor, ya yılbaşında parayı yedi, o yüzden dışarı çıkmıyor. Bir anormallik var. Yani şuna döndü: yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta? İstanbul trafiği çözümlenmiştir, taksi problemi de çözümlenmiştir. Yaşasın zamlar. Vallahi müşterilerin taksi beklediği evet çok vardı ama şu anda bu siz de takdir edersiniz, vaka sayılarının uçurum olması, insanların dışarı çıkmaması da sebep olduğunu düşünüyorum. Vallahi zamlarımız yeterli olması çok önemli değil. Ne kadar zam gelirse o kadar mazota zam geliyor. Yaşam standartlarını hepimiz biliyoruz. Yani bugün bir insanın sokağa çıktığında harcadığı rakamlar ortada. Otobüsün 8 lira olduğu yerde taksinin 20 lira olması bence çok doğal. Zamlar yeterli ya da yetersiz, önemli olan yapılan zamların, mazotun indirilmesi lazım. Yani bu bütün herkes için geçerli. Biz yine şükürler olsun çalışıyoruz.
bir şeyler kazanabiliyoruz. Ama bunu yapamayan insanlar da var. Ben tamamen bunun enflasyonla alakalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunlar da geriye çekilir. Yani mazot pahalandığı için dolaşmak istemiyoruz. İstanbul trafiği şu an ne durumda? 3-4 gündür biraz sakinlik var. Sebebi nedir? Ben bir tatilden dönmediler diyorum, bir de mazota bağlıyorum. Biz de bekleme sürecindeyiz yani biraz. Müşteri alma süremiz biraz çoğaldı. 5 dakikadan 10 dakikalara çıktı duraklarda. Bekliyoruz şu an. İstanbul trafiği ne durumda şimdi? Şu an İstanbul trafiğinde biraz azalma var. Bunu biraz Covid'e bağlıyorum ben şahsımca ve yakıta gelen son zamlardan sonra biraz trafik azaldı. Onu da gözlemliyoruz. Tabii trafiğin olmadığı bir akışta müşteri de olmuyor bizim için. Öyle yani şu anlık. Yakıta gelen zam ve Covid'in artmasıyla trafik azaldı. Yakıta gelen zamdan sonra direkt onu düşündüm ben. Hani insanlar daha çok biraz daha toplu taşımaya yöneldi. Kendi aracını kullanmamaya başladı biraz daha. Ona bağlıyorum ben. Ama taksiye binen de azaldı bu sefer. Çünkü bize de zam geldi aynı zamanda. Ben de bilmiyorum nerede bu müşteriler. Pazartesi'den bu tarafa yok. El kaldırıyorlardı, isyan ediyorlardı. Yani düşünün, Sirkeci'den buraya boş geliyorum. Hepsi bitti nedense. Ne oldu? Bir şey söyleyeyim Ali Bey, o bir söz vardır, filler tepişir, çimler ezilir. Sadece sebep buydu bence, başka hiçbir şey yoktu. Birisi plak istedi, birisi yaparsın dedi, birisi yapamazsın dedi. Arada biz garibanlara olan oldu. Şu anda zam olayları milleti perişan etti. Dün kahvede kimse yoktu. Kahveye çay içmeye gittim, kimsede kahve yok. Kahveci bile bir bardak çayı 2,5 lira yapmış. Kahvenin bardağı da biliyorsun şu kadar bir şey, ufacık bir şey. İstanbul trafiği ne durumda şimdi? İstanbul trafiği sabahleyin Boğaziçi Üniversitesi'nin oradan 8.30'dan bir girdim. Nispetiye Caddesi'nden bomboş 3. vitesten çıktım, saat 9, kimse yok yollarda. Sanki cumartesi pazar tatili. Şu anda yabancıların sayesinde para kazanıyoruz, cebimiz para kuyuruyor. Ben gece 3'te bu arabaya çıkıyorum, gündüz 3'te veriyorum. Gece 3'ten sabah 7'ye kadar 10 tane yolcu alıyorsam 8 tanesi yabancı. Ama 20 lira, ama 30 lira, onlardan şu anda parayı topluyorum. Türklerde hiçbir yok. Duraklar yatıyor. Türklerin telefonu çalacak, gidecek. Duraklar yatıyor. Fiyatlara göre yani müşteri bulamıyoruz. %36 zam gelince insanlar tedirgin, bilmiyor. Yani şu anda hayat pahalı. Vallahi gerçekten bilmiyorlar yani. Dikkat edin, yılbaşından sonra trafik bile yok ortada. Farkında mısınız bilmiyorum. Trafik bile yok. İnsanlar arabasıyla bile çıkmıyor. Trafik yoksa taksi de hiç de yoktur. Neden? Ya hayat pahalı şu anda. Gelen zamlardan dolayı insanlar bilmiyor. Bakın arabalarını bile çıkarmıyor. Ayın birinden itibaren hiçbir trafik yok. Ortalık bomboş. İnsanlarda para da yok. Akaryakıta gelen zamlardan mı kaynaklanıyor? Aynen öyle, aynen. Adam 400'e doldurduğu depoyu şu anda 800'e dolduruyor. Nasıl çıksın ki? Gözüm oldu, böyle oldu ama. Yapacak bir şey yok, zamla. O zaman şöyle diyelim. Zamlar İstanbul trafiğine çözüm buldu. Gerçekten öyle. Zamlar İstanbul trafiğine çözüm buldu. Şu anda hiçbir yerde trafik yok. Günlük trafik %30, %40 geçmiyor. Taksi esnafı olarak müşteriler taksi beklerdi. Şimdi taksiciler müşteri bekliyor sırada. İnsanlarda para yok. Para yok şu anda. Gerçekten yok. Para kalmadı. Yani ondan dolayı bakın şu anda kaç tane araba bekliyor şu anda burada. İş yok. Bir de yövmeler de yükseldi bizim. Ne yapacağız bilmiyoruz şu anda.